Merhaba arkadaşlar, ben Nur. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Charlie Chaplin'in kim olduğundan bahsedeceğiz. Öyleyse başlayalım. Tam adı Sir Charles Spencer Chaplin. 16 Nisan 1889 Londra, Birleşik Krallık'ta doğdu. 25 Aralık 1977'de İsviçre'de öldü. İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar Film müziği bestecisi, kurgucu ve komedyen gibi sektörlerle ilgilenmiştir. Londra'nın fakir bölgelerinden birinde doğup büyüyen Chaplin 1913'te gittiği ABD'de sinemaya başlamıştı. 1914'teki ilk filmi Making a Living Ardından çekilen filmlerinde bol pantolonlu, melon şapkalı, büyük ayakkabılı, sürekli bastonunu çeviren ve sakar hareketleriyle gülünç bir mizansenler oluşturan Şarlo tiplemesini yarattı. Kısa bir süre sonra da ününe kavuştu. Uzun metrajlı filmlerde başlayan Chaplin, Mary Douglas ile birlikte kurdukları United Artist Film şirketinin orta olduktan sonra altına hücum, şehir ışıkları, büyük diktatör, asrı zamanlar, sirk ve sahne ışıkları gibi başyapıtları imza attı. Oynadığı trajikomik karakter Charlo ile dünya çapında üne kavuşan Charlie Chaplin sinema tarihinin dönüm noktaları olarak bilinir. Döneminin çok ötesinde performanslar sergileyen, sessiz sinema akımında bile izleyiciyi derinden etkileyen bir oyuncuydu Chaplin. Yazar, yapımcı, yönetmen, oyuncu kişilikleriyle büyük ilgi gördü. Siyasal görüşüyle, genç kadınlarla, yaptığı evliliklerle dikkat çekti. Siyasal düşüncelerini açık açık belirtmesi ve komünizm propagandası yaptığı iddiası yüzünden ülkeden ayrıldı ve ABD'ye girişi yasaklandı. 11 çocuk babası olarak bundan tam 40 yıl önce hayatını kaybetti. Melbette Me bir efsane olmayı hala sürdürüyor. Bu listede ise gündemden asla düşmeyen Chaplin efsanesiyle ilgili 10 bilgiyi derledik. 1. Kadın bir film yapımcısıyla çalıştı. Mabel Mormont o dönemlerde yazar, oyuncu, yapımcı ve yönetmendi. Bir kadın olarak sinema piyasasında var olması 1900'lerin ortalaması için alışkın olunmayan bir durumdu. Charlie Chaplin ile ortalama 12 film çekti. Ayrıca Chaplin 1914'teki Code in a Carabed filmini yönetti ve aynı sene vizyona giren her Friend the Bandit filminin iki yapımcısından biriydi. Chaplin'in dönemine göre aykırı olan bu kadınla çalışması ise onun ilerici yönüyle bağlantılı olarak görüldü. 2. Bir film stüdyosu kurdu. 1919 yılında Charlie Chaplin ve film yapımcıları Douglas Mary ile kısıtlamasına karşı durmak üzere bir organizasyon kurdu. Bu yeni stüdyonun ilk ismi ise His Day, The Amerikan aynı yıl Vizyona girdi. 3. Birçok filminin müziğini besteledi. Chaplin besteciliğe 1931'de Filmi Şehir Işıkları ile başladı ve ardından birçok filmi için besteler yaptı. Modern Zamanlar filminde Smile isimli şarkısı kullanıldı ve bu şarkı bir klasik haline geldi. Birkaç yıl sonra Michael Jackson tarafından yorumlandı. 1952 yapımında Sahne Işıkları filmini bestelediği şarkıyla Oscar ödülü kazandı. 4. Mükemmelliyetçiydi. Charlie Chaplin her işini kendisinin yapmasındaki amaç belliydi. Mükemmelliyetçilik. Immigrant isimli 20 dakikalık kısa filmi için binlerce çekim yaptı. Şehir Işıkları filminde iki sözden oluşan tek bir repliği bulunan oyuncu Virginia Cheryl Chaplin'in isteği sonucu bu repliği tam 342 kez tekrarladı. 5. Kabul etmediği bir çocuğun babası olarak bilindi. 1940'larda oyuncu John Berry'nin Chaplin'le bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Chaplin, Barry ile birlikte New York'a gitmelerini teklif etmişti. New York'ta birlikte zaman geçirdiler. Barry 1943'te bir kız çocuğu doğurdu ve babanın Chaplin olduğunu açıkladı. Chaplin bu iddiayı yaptırdığı kan testleriyle çürüttü. Ama mahkeme Chaplin'in baba olduğuna karar verdi. Oyuncunun ünü ciddi anlamda sarsılmıştı. Ayrıca çocuk için nafakat ödemesine karar verilmişti. 6. ABD'ye yıllar sonra ödül almak için döndü. Siyasal görüşleri yüzünden ABD'den ayrılan Chaplin'in ülkede girişi de yasaklanmıştı. Bu nedenle ailesiyle birlikte İsviçre'ye taşındı ve Hollywood'a bir daha asla dönmemeye karar verdi. Fakat 20 yıl sonra 82 yaşındayken Oscar ödülünü kazandığını öğrendi ve törene katılmaya karar verdi. Törendeki konuşmasında Beni buraya çağırarak onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız. Güzel insanlar dedi. 7 küçük bir gezegene adı verildi. Yüzden fazla küçük gezegen keşfeden Rus gökbilimci 4 Ekim 1981'de keşfettiği bir gezegene efsane yönetmen anısına 3623 çap adını verdi. Filmin adı Charlotte karakteri sayesinde sessiz sinema ikonu olarak İngiliz aktör, yönetmen ve senarist Charlie Chaplin'e övgü olarak verilmiştir. 8. Charlie Chaplin Film Festivali her yıl düzenleniyor. Charlie Chaplin 1960'lı yıllarda yaz aylarını ailesiyle birlikte İrlanda'nın küçük bir köyünde geçirirdi. 1911 yılında bu köyde Charlie Chaplin Komedi Festivali projesi başladı ve o zamandan beri her yılın Ağustos ayında düzenlenmeye devam etti. 9. İsviçre'deki evi müzeye dönüştürüldü. Chaplin'in 127. doğum günü olan 16 Nisan 2016 tarihinde İsviçre'de yaşadığı ev müze olarak hizmet vermeye başladı. 2016 yılında 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müzede Chaplin filmleri de gösteriliyor. 15 yıllık planlama ve hazırlık sürecinin ardından Chaplin'in Dünyası isimli müze sessiz sinemanın kuşkusuz bir numaralı ismi Charlie Chaplin'in hayatını ve eserlerini adeta vitrine çıkarıyordu. Müze içinde Hollywood tarzı Stüdyoyu barındırırken ziyaretçiler filmlerde fonda yer alan sokakların maketleri içinde zamanda yolculuk yapabiliyor. Chaplin ve eşi Ona ile 8 çocuklarının hayatlarını içine girebiliyor. Ünlü sanatçının oğlu Michael Chaplin ise müzeyi şu şekilde tanımlıyor. Bu müze statik değil bir hareketi var. Takdirlerini sunan bir karakter gibi hareket halinde ve bu çok güzel. Sonuç olarak bu benim görüşüm ve sizin ziyaret etmeniz gerekiyor. Bu müze sadece ünlü sanatçının ve ailesinin özel hayatlarına mercek tutmuyor aslında. Bu bölüm esnasında müzenin sadece yarısını kaplıyor. Ziyaretçiler binayı eskiden Chaplin'in kullandığı oturma odasından giriyor ve oyunlarını yazdığı kütüphane tarihi yolculuklarına devam ediyor. Sergiye Chaplin'in aile üyeleri de ünlü komedyene ait filmlerinde kullanıldığı özel çanta, kostüm, makyaj malzemeleri gibi özel eşyaları da bağışlayarak katkıda bulunmuştur. 10 ve en garip olan madde Chaplin'in bedeni Mezarından kaçırıldı ve fidye istendi. Charlie Chaplin ölümünün ardından bile tartışmalara konu olmayı başardı. 1978 yılında bir grup mezar soyguncusu mezarı kazarak Chaplin'i kaçırdı ve eşini arayarak 600 bin dolar fidye istedi. Çok geçmeden yakalanan soyguncular suçlarını itiraf etti ve naş tekrardan gömüldü. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer e, Charlie Chaplin gibi ünlülerin hayatlarından garip kesitler nasıl yaşadıkları hakkında bilgiler öğrenmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.